Zatınızı ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugünlerde hep üzücü haberler alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Basın Danışmanlığımızı da yapan eski RTÜK üyesi, Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Ankara'nın çok başarılı gazetecisi, sevgili dostumuz, kardeşimiz İsmet Demirdoğan'ı kaybettiğimizi biraz önce üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, kederli ailesine, sevenlerine de sabırlar diliyorum. Sayın Başkanım, şimdi yapılandırmaları içeren bir kanun teklifini görüşüyoruz. Vatandaşların vergi, sigorta vesaire, oda borçları, birikmiş borçları yapılandırılıyor. Bunlar güzel, biz de zaten buna olumlu oy vereceğiz. Ehliyet iadesi var, ceza afları var, 2000 liraya kadar olan borçların terkini var da var. Bunlar olması gerekenler ve 12. yapılandırmayı yapıyor bu hükümet. Bu 20 yıllık iktidarda da 12 yapılandırmaya gerek duymak milleti ekonomik olarak felç ettiğinin açık bir itirafıdır. Millet ödeyemediği için, gerçekten ödeyemediği için bir kolaylık sağlayarak ne koparırsak kârdır anlayışıyla bir süreci orta yerdeki hükümet götürüyor. Şimdi bilindiği üzere dün sanıyorum 10. maddeyle yeni deprem vergileri koyuyoruz. Aslında direkt olarak hayır niye bunu yapıyorsunuz da demeyiz. Orta yerde bir deprem var, yaraların sarılması lazım. İmkanı olanların da buna katkı sunması lazım. Ancak şu da var. 1999 depreminden sonra Sayın Başkan, bilindiği üzere herkesin bildiği gibi bir deprem ve buyurunuz. Ve 99'dan beri arkadaşlarımın bana verdiği rakama göre 88 milyar TL bu devlet vatandaştan deprem vergisi adı altında para topladı. Bana hükümeti destekleyen partinin sözcüsü biraz sonra çıkıp şunu derse teşekkür ederim. Bu 88 milyar liradan deprem için kaç kuruş harcandı? Harcanmadı. Depremle ilgili tedbir bakımından hiçbir para harcanmadı. Hadi depremle ilgili harcamadınız, Kızılay'ı güçlendirin desek, Kızılay'ı tam bir enkaz yaptınız, afet yaptı. Kızılay'ın kendisi bir afet oldu. Nerede bu 88 milyar? Devlet bunu nereye harcadı? İlk iki yılını AK Parti'den önceki hükümetler harcadı. Buyurunuz Sayın Başkan. Burada 88 milyar lira vatandaştan toplanan deprem vergisiyle, parasıyla depremle ilgili hangi tedbir aldınız? Kaç kuruşunu buraya harcadınız? Çıkın buna cevap verin ya. Veremezsiniz. Bu deprem için topluyorsun, kendi beceriksizliğinden dolayı hazinenin diğer giderlerine para aktarıyorsun. Şimdi vatandaştan yeniden bir deprem vergisi için talep kanun çıkarıyoruz. Ortada toplanan 88 milyar var ama hala bugün 6 Şubat depreminin üzerinden 32 gün geçmiş. Maraş milletvekilimiz, Kahramanmaraş milletvekilimiz, genel başkanımız Ali Öztunç geldi. Biraz önce genel merkezde onu dinledim. Çadır feryadı var halen. Halen Maraş'ta çadır, çadır, çadır diye insanlar feryat ediyor. Bu nasıl bir kafa? Nasıl bir mantık? Ciddi devletler... Buyurunuz efendim. Devletler vatandaştan deprem vergisi toplarsa bu parayı deprem için harcar. Önlemeye de kabiliyet ve kudretiniz ve kapasiteniz yoksa bari deprem sonrası yara sarmak için barınmada, giyim, kuşam, ısınma, gıda, seyyar mutfak bunları harcasaydınız. Harcamadınız. Kusur işlediniz. Suç işlediniz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Yani şimdi biz tekrar söylüyorum. Vatandaştan toplanan, bundan sonra toplanacak deprem vergilerini neyse ki seçime de 65 gün kaldığı için bizler amacına uygun bir şekilde harcayacağımızı
kar kuruşun hesabını vatandaşa vereceğimizi, bütün bu iş ve işlemleri de şeffaf bir şekilde hesap verebilirlik anlayışı içinde yapacağımızı da aziz milletimize Millet İttifakı olarak taahhüt ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Ramazan Can, buyurun Sayın Can. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Başarılı bir çalışma diliyorum. Bugün siyasi partilerin grup yönetimleriyle beraber inşallah 404 sıra sayılı bazı alacaklar yeniden yapılandırılmasına dair toplumun kahir ekseriyetine dokunan müsbet bir teklifi yasalaştıracağız oy birliğiyle inşallah. Süreç daraldı. Cumhurbaşkanımız yarın 10 Mart tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararı alarak seçimleri yenileme kararı alacak. Seçimleri yenilenmesi kararı şimdi vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 11'inde resmi gazetede yayınlandıktan sonra da top YSK'nın elinde olacak. YSK'nın sürecine, gündemine göre de hareket edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde listelerin kesin olarak verilmesine kadar az bir zamanımız var. Bu zaman zarfında da rasyonel bir şekilde TBMM'yi çalıştırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta 407 sıra sayılı çevre kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle afet yeniden imar fonunun kurulması ve kamu finansmanı ve borç yönetimi düzenlemesi hakkında kanunda değişiklik yapan teklifi görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca uluslararası sözleşmeler var gündemde. Onları yasalaştırmayı düşünüyoruz. Ondan sonraki hafta da pazartesiden başlamak ve cumartesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma gündemini alarak yargı paketi önümüzdeki hafta komisyona gelecek. Komisyonda kabul edilirse ondan sonraki hafta orman kanunuyla beraber yine bir optisyenlik kanun teklifi var. Bütün bunları yasalaştırmayı düşünüyoruz. Başarılı bir çalışma diliyorum. Tekrar genel kurulu saygıyla selamlıyorum.